Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın, iyi haftalar dilerim. Yoğun bir haftayı geride bıraktık ama bugün yine bugünün özelinde haftaya başlarken özellikle ana başlıklar arasında enflasyonist baskı, küresel büyümeye yönelik endişeler, tahvil piyasaları ve hisse piyasalarında da yine etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Çin'de artan vaka sayıları ile birlikte de petrol ve hisse senedi tarafında hissedilirken enflasyonist baskı tahminleri ise hisse senedi ve tahvil piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Dolayısıyla küresel büyümeye yönelik endişeler birçok tarafta etkili olurken, birçok piyasada etkili olurken doların ise çoğu gelişen ülke para birimine karşı da değer kazancıyla başladığı bir haftaya merhaba diyoruz. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları neler? Üzerinden geçelim. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Putin görevde kalamaz açıklaması rejim değişikliği tartışmasında yarattı. Dolayısıyla Biden'dan gelen bu sözlerde hem tahvil tarafında hem hisse senedi tarafında da etkili olmaya devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Diğer tarafta tahvillerde küresel çapta gerçekleşen satış dalgası yeni haftaya taşınıyor. Özellikle ABD 10 yıllıklarına bakacak olursak 2.50'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ederken bununla birlikte 5 yıl ve 30 yıl vadeli getiri farkı ise 2006'dan bu yana ilk kez negatife döndü. ABD 2 yıl vadeli tahvil getirisi ise 10 bas puan artarak 2.37'ye kadar da ulaşmış oldu. Zelenski'den bir açıklama var. Türkiye'de yüz yüze görüşmek için fırsat var açıklaması. Bir diğer tarafta ise Ukrayna ve Rusya savaşına yönelik diplomatik girişimler devam ediyor. Görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Yine piyasaların odağında bu görüşmelerinde olduğunu söyleyelim. Bir diğer başlıkta ise Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinden İran'la nükleer anlaşmaya yakın olduğumuzdan emin değilim açıklaması var ama Çin'deki kapanma endişesi, artan vaka sayıları petrol piyasalarında bu söyleme rağmen bir düşüş kaydettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü Çin'de artan vaka sayıları ile birlikte küresel büyümeye yönelik revizyonlar, aşağı yönlü revizyonlar da petrol piyasalarında günün özelinde etkili olmaya devam ediyor. Citigroup'tan bir açıklama var. Fed yıl sonuna kadar faizi 2,5 bas puanlık bir artırım gerçekleştirebilir. Kalıcı yüksek enflasyonun Fed'i daha agresif davranmaya zorlayarak 2022'de en az 4 kez yarım puanlık artışa neden olabileceğini ve 2023'te gösterge faizinin %3,5 ile %3,75 aralığında olabileceğini de öngördük. Küresel boyutta enflasyonist baskılara yönelik tartışmalar devam ediyor. Raporlara girerken piyasalarda da etkili olduğu bir haftaya merhaba diyoruz. Araştırma uzmanımız Kutay Korap'la birlikteyiz. Kutay, günaydın. Günaydın Pelin, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftayı nasıl kapattık? Bu haftadan beklentimiz ne? Fiyatlamalar bize neyi gösteriyor? Evet, özellikle hani geride kalan hafta içeride ve dışarıda birkaç tane haber başlıklarının piyasa fiyatlamasında etkili olduğunu takip ediyorduk. Bunlardan biri işte jeopolitik gelişmeler ki bunu zaten bir ayı aşkın süredir konuştuğumuz bir nottu. Bu not bu haftaya da sarkmaya devam edecek ki zaten burada Biden'la Putin arasında özellikle Biden'ın Putin'e yönelik yapmış olduğu açıklamalar önemli bir şekilde basında yer aldığını gördük. Şimdi diğer taraftan geçen hafta yine temettü ödemeleri vardı Borsa İstanbul'da. Temettü ödemelerinin endeks üzerindeki etkisini görmüştük. Bu haftaya da mesela o başlığı taşıdığımızı görmekteyiz. Oynaklık son 1-2 haftadır takip ettiğimiz özellikle savaşla birlikte ön plana çıkan gelişmelerden biri olan piyasadaki oynaklık. Bu oynaklık sürüyor. Özellikle hem petrol tarafında hem de kripto paralar nezdinde bunu görürken tahvil piyasasında da yansımalarını okumaya devam ediyoruz. Bu tarafta yine geçen haftadan bu haftaya taşınan başlıklar olarak karşımızda yer alıyor. Şimdi özellikle yeni haftaya girerken gözüme çarpan notları aktarmak gerekirse bunlardan ilki Çin'de artan vaka sayıları ile birlikte çok geniş kapsamlı bir test sürecine giden bir Şangay ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Bundan mütevellit de Çin'in petrol noktasında talebinin biraz daha zayıf kalabileceği endişeleri artı küresel tarafta Çin'in bir tedarik noktasında zincirin en büyük halkalarından biri olduğunu düşünürsek Çin'de bu denli karantinalara gidilmesi, kısıtlamalara gidilmesi hali hazırda zaten problemli olan tedarik zincirini daha da kötü noktaya taşır mı? Bu da enflasyonist ortamı daha da körükler mi endişelerini getirdi. Bu endişelerin de
piyasa fiyatlamalarında risk iştahını bozar nitelikte olduğunu görüyoruz. Bundan mütevellit hem hisse senedi piyasasında hem de tahvil piyasasında biraz daha zayıf iştahla karşı karşıyayız. Fakat petrol nezdinde de bu sabah o %4, %3.75'lik değer kayıplarının arkasında Çin unsurlu olduğunu söylemiş olalım. Majör başlık en azından o tarafta bu. Diğer cepheden dediğimiz gibi bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'e yönelik açıklamaları da yine bir büyük bir şekilde soru işareti bıraktığını görmekteyiz. Bugüne dönüp bakarsak özellikle Rusya borsası uzun bir sürenin ardından neredeyse bir aylık süre zarfından sonra 33 tane hisse senediyle tekrardan işlemlere başlamıştı. Şimdi bugün itibariyle de tüm hisse senetlerinin Moskova borsasında işleme başlayacağını göreceğiz. Saat 10 oldu mu Moskova borsasının da tüm hisselerle birlikte nasıl açılacağını takip ediyor olacağımızı hatırlatmış olalım. Şimdi bir de buradan yurt içerisine gelirsek Borsa İstanbul'u lidermekte fayda var. Borsa İstanbul Cuma günü %0.3'lük değer kaybıyla günü sonlandırdı. Fakat Borsa İstanbul'da günü belki, Cuma günü belki ikiye bölebiliriz. Bir seans öğleden öncesi, bir de öğleden sonrası şeklinde. Öğleden sonra endekste biraz daha satışların ön plana çıktığını gördük. Özellikle burada finans sektöründeki kurumlar vergisinin %20'den %25'e çıkartılması bankacılık hisselerini biraz daha baskıladı. %0.87'lik kayıp vardı. Fakat şu benim gözüme çarptı. 23 milyar TL'lik işlem hacmi gözlemlendi. Yani hacim o 30 milyar TL üzeri hacimlere istinaden baktığımızda zayıf bir tabloyu işaret etmiş durumdaydı. Geçen hafta 600'ün üzerinde olan CDS bu haftaya başlarken 590'lı seviyelerde 28'in üzerine çıkan 10 yıllık tahvil faizimizde 27.60'lara tekabül ettiğini hatırlatmış olayım. Haftalık bazda bir de Borsa İstanbul grafiğimiz var. 4 haftadır endeksimiz üst üste yükseldiğini görüyoruz. Geçen haftada Borsa İstanbul %1.46'lık primle haftayı sonlandırdığını gördük. Bu 4 haftalık yükselişle birlikte de endeksin haftalık bazda geçen hafta tarihinin en yüksek TL bazlı kapanışını da gerçekleştirmiş olduğunu hatırlatalım. Şimdi bu gelişmelerin yanı sıra baktığımız genel fiyatlamaların içerisinde Borsa İstanbul'da bu hafta 16 tane şirketinde temettü ödemelerinin gerçekleşeceğini söyleyelim. Bugün temettü ödemelerini hemen notlarından baktığımda Arçelik var temettü ödemelerinde, İş Yatırım var, Nuh Çimento, Otokar, Türk Traktör ve Gedik gibi kurumların temettü ödemeleri gerçekleşecek endekste ve bu şirketlerin hisselerinde temettü ödemeleri etkileri olabilir. Haftanın genelinde de 16 tane şirket temettü ödemesi yapacağını tekrarlamış olayım. Dönüp son not, hafta sonu takip ettiğimiz başlıklardan biri ise kripto paralardaki hareketlilikte özellikle Bitcoin tarafında hafta sonu alımlar takip edildi ve bu gelen alımlarla birlikte de en majör kripto para olan Bitcoin tarafında 2022 yılındaki yani bu yıldaki kayıplarının hepsini telafi etmiş olduğunu gördük. Yani yıla başladığı seviyeye gelen bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. En son ben burada fiyatlamaları durdurduğumda 47.200 dolarlar seviyesindeydi. Hareketli bir piyasa olduğu için fiyatlamalarda farklılık olabilir. Fakat mavi renkte gördüğümüz işte 200 günlük ortalamanın geçtiği yer 48.270 puan seviyesine tekabül ediyor. 50 günlük ortalama ise 41.200'ler seviyesinde. Yani 200 günlükle 50 günlük arasında işlem gören Bitcoin tarafında hala dead cross noktasında olduğunu görüyoruz. Yani 50 günlükler 200 günlüklerin altında kalmaya devam ediyor. Burada da şunu söyleyelim. Zaten hareketin 50 günlükten sonra daha da hızlandığını takip ettik. Rekor seviyeye istinaden ki bu da 2021 yılının Ekim aylarına tekabül ediyor. O zaman da 70 bin dolarlar seviyesine yakınsamıştı. O 70 bin dolar seviyesinden de %31 uzakta olduğunu hatırlatmış olalım kripto paralar tarafından. Bakalım riskli varlıklarda fiyatlamalar devam ederken kripto tarafı bir ayrım gösterecek mi? Kutay Kora bunu gösterdi. Evet, bunu takip edeceğiz. Burada hani belki şunu da söyleyebiliriz. Hani son not aklıma gelmişken kripto paralarla teknoloji hisselerinin korelasyonunun arttığını takip etmiştik son dönemde. Mesela buraya Nasdaq, S&P gibi hatta endekslerin de dahil olduğunu görmüştük. Tahvil piyasasındaki hareketlilik mesela kriptoları nasıl etkileyecek o tarafı da izlemekte fayda var. Yakından takip edeceğiz. Şimdi açık piyasalar diyoruz ve Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Asya tarafındaki gelişmeleri almak üzere Ersoy olduğu gibi Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, iyi haftalar dilerim. Asya'da etkili olan ana başlıklara baktığımız noktada Çin'deki şüphesiz kapanma tehlikesi ve artan vaka sayıları. Bir diğer tarafta bunun yansımalarını petrolde de görüyoruz. Ne dersin? Evet Pelin, iyi haftalar. Asya'da karışık bir görüntü var, öyle söyleyeyim. Japonya ekside, Hong Kong teknoloji hisseleri sebebiyle artıda, Çin ve Güney Kore'ye yatay ama tüm Asya Pasifik böyle listesine baktığımda kırmızıların biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Amerika'nın artıları Asya'ya bu sefer etki etmedi. En önemli tabii Asya'yı etkileyen konu Şangay'daki kapanmalar. İki aşamalı kapanacak deniyor, işte test olacak. Hani Sadi daha detaylarını anlatır ama Şangay'daki kapanmalar hem enerji piyasalarını etkiledi hem de borsaları da etkiliyor. Diğer taraftan tahvillerdeki satışlar tabii bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle Japonya Merkez Bankası son iki ay içinde ikinci kez müdahale etti. Sabit orandan 0.25 oranından 10 yıllık tahvil alacak sınırsız. Bu da özellikle Japonya'nın değer kaybına sebep oldu Pelin. Bugün Asya para birimlerinde dolara karşı değer kaybını görüyorum. Yen 123'e geldi. Yuan'da 6.39 seviyesinde. Onun dışında bakıyorum, siz de demin konuşuyordunuz, kripto paralardaki yükseliş dikkat çekiyor. Bitcoin 47 binlere geldi. Bu önemli bir konuydu. Çin'de sanayi karları %5 yükseldi. Ama genele bakarsam çok fazla net yön yok. Asya tarafında dediğim gibi karışık bir görüntü var. Ama petrolde biraz daha net yön belli. Aşağı başladı bu hafta içinde. Geçtiğimiz hafta 120 dolarların üzerine gelmiştik. Şu anda 117 dolar seviyesinde. Çin'de kapanma demek, talebin düşmesi demek. Bu biraz fiyatlanıyor. Bir de bu İran nükleer anlaşması artık bir yılan hikayesine döndü. Oldu olacak derken en son İran Amerika'dan bu devrim muhafızlarını terör listesinden çıkarın dedi. Bu Amerika tarafında pek iyi karşılanmadı. Hatta Amerika'dan açıklamalar vardı. Şu an nükleer anlaşma imzalamadan uzağız dediler. Yemenli Husilerden yine Aramco tesislerine saldırılar vardı hafta sonunda Pelin. Ama bu saldırılardan bir süre sonra da ateşkes ilan ettiler. Bu da biraz belki oradaki tansiyonu azaltabilir. Petrolde ama bu haftaya biraz düşüşle başladık. Perşembe günü OPEC artı toplantısı olacak. Bakıyorum notlarıma Pelin. Evet, Blinken'in Orta Doğu turu vardı. İsrail'i ziyaret etti. Evet. Son olarak da Expo 31 Mart'ta sona eriyor diyeyim. Sözü sana aktarayım Pelin. Ersoy Kazancı, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Asya'yı noktalıyoruz. Biz içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Dolar haftaya güçlü başlıyor. Tahvil piyasalarındaki satışlar öne çıkıyor. Enflasyonist baskı ve küresel büyümeye yönelik revizyonlar. Tüm bu başlıklar haftanın etkili olan maddeleri ve bunların getirilerini konuşmak üzere ETR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizlerle birlikte. Enver, iyi haftalar dilerim. Hoş geldin yayınımıza. Şimdi Çin'de bir tarafta artan vaka sayılarını takip ederken diğer tarafta ise özellikle jeopolitik gelişmelerde yine burada etkili olmaya devam ediyor. Bu haftanın majör konusu geçtiğimiz hafta taşıdığımız tahvil piyasalarındaki satışlar ve buradaki yükselişler söz konusu. Ne dersen istersen buradaki sert fiyatlamalar bu haftanın özelinde fiyatlamaları, diğer etkili varlık üzerindeki fiyatlamaları etkili olur mu, değiştirir mi? Evet, iyi haftalar Pelin. Senin de dediğin gibi tahvil getirileri zaten aslında bir süredir hem bu enflasyon ve para politikası sıkılaşma beklentilerini yansıtır şekilde yükseliş eğiliminde artı olarak faiz makasında o getiri eğrisinin yataylaşmasına işaret eden hareketti. Önümüzdeki dönemde belki 1-2 sene. Evet. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Enver Erkan'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. TR Yatırım Baş Ekonomisi Enver Erkan'la birlikte. Enver, tahvil piyasalarındaki özellikle sert satışları dile getirmiştik. Şimdi burada etkili olmasını bekler misin? Diğer piyasa üzerinde fiyatlama, özellikle hisse senedinde bir fiyatlamadaki fiyatlama davranışında bir bozulmaya neden olur mu? Ne dersin? Şimdi aslında şöyle söylemek lazım. Tabii faiz beklentileri artıyor. Faiz artışı beklentileri artıyor. Dünyadaki enflasyon baskısı arttıkça. Ve buna ilişkin olarak da tabii artık hani Mayıs toplantısı olur ya da ilerleyen toplantılar olur. Fed nezdinde bu 50 bas puanlık faiz artışları daha fazla beklenir oldu genel itibariyle bakıldığında. Hani spreadlere bakıyoruz, hani kısa vadeli, uzun vadeli faizler arasındaki hani o getire eğrisinin yataylaşmasına işaret eden durum önümüzdeki döneme belki 1-2 sene ilişkin biraz daha resesyon korkusunu, endişesini ön plana çıkartıyor. Ki buna enflasyonla girdiğimize göre kavramsal olarak stagflasyon noktasında hareketlenmeler, ekonomik durumlar, yansımalar olabilir. Tabii Rusya krizinin ne kadar uzayacağını da burada belli olmadığını düşünecek olursak, özellikle bu enerji emtia arzına yönelik olarak da belirsizlik anlamına gelecektir. Şu an tabii bakıyoruz, hani 10 yıllıklar 2,5 civarlarında, hem tabii psikolojik bir seviye hem de aynı zamanda biraz önce belirttiğim yayılıma paralel bir noktada. Tabii şimdi tahvil hisse senedi piyasası korelasyonu var. Hani burada bazı bozulmalar söz konusu. İlk çeyrek sonunda olduğumuzu düşünecek olursak buna ilişkin bazı alokasyonlar söz konusu olacaktır ama hani FOMC'nin projeksiyonları resesyon değil, yavaşlama şeklinde. Bu da tabii şu an hani mevcut ilerlemekte oldukları yönde ilerleyecekleri anlamına geliyor. Bu şimdi Mayıs-Haziran toplantıları biraz bilanço azaltımını da işaret edeceğinden dolayı daha çift taraflı bir etkiye sahip olacak ve daha kritik bir noktada olacak. Şu an CME FedWatch fiyatlamalarına baktığımda da o 50 bas puanlık faiz artışı ön plana çıkarttıklarını ve nötr faize yönelik o hareketi de biraz daha kısa bir noktaya doğru getirdiklerini görüyoruz. Tabii sadece tabii Amerikan faizlerine ilişkin bir durum değil bu tahvil satışı. Genel olarak aslında bu tahvil stok kuruna ilişkin olarak o satış olgusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Ama tabii ana bölge ekonomileri birbirinden farklılık gösteriyor. Euro bölgesi daha fazla Rusya krizine maruz kalacak bir noktada. Çin'de, Japonya'da bambaşka bir hikaye var. Çin'de yine Covid kapanmaları malum ön plana çıkmaya başladı. Biraz da bu diplomatik konularda özellikle Çin-Rusya ilişkisi ve özellikle hani ellerinde bulundukları Amerikan tavizi de o itibariyle Çin'in ne yapacağı çok önemli. Birçok komple senaryosu geliyor. Ama genel görüntü tabii bu yüksek enflasyon baskısından ileri gelen tahvil satışlarına işaret ediyor. Ve şu an o momentum biraz açıkçası piyasa bozucu bir etkiye de sahip olabildiği gibi gelişmekte olan piyasalar üzerinde de bazı hassasiyet etkilerine sahip olabilecek bir durumda. Peki merkez bankalarından sert bir karar bekler misin? Çünkü biz daha oldukça şahin tutum sergilenen, hatta yıl sonuna kadar 2,5 puanlık bir arttırıma gidebilir diyen de yine raporlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlamalar ve tahvil piyasalarındaki sert yükselişler, tüm bu ayrıntılar merkez bankalarında bir patika değişikliğine yol açar mı ya da bu kadar sert olmasını engeller mi? Şimdi patika değişikliği tabii yani şu açıdan önemli. Gidilen yol belli. Sıkılaşma yönünde. Çünkü enflasyondan çok kaçabilecek bir durumda değiller. Hatta enflasyona karşı adım konusunda da biraz merkez bankalarının geç kaldıkları, likiditeyi çok fazla gevşek tuttukları ve faizleri çok fazla düşük tuttukları yönelik eleştiriler var. Çünkü hani yüksek enflasyon yeni bir hikaye değil aslında bakıldığı zaman. Ya da sadece Rusya kriziyle ortaya çıkmış bir durum değil. Daha önce hani Covid sonrası patlama döneminde de bu emtia tarafındaki tedarik zinciri kısıtları ve bunun yüksek enflasyon baskısını görüyorduk. Tabii politika kaynaklı enflasyon da burada bunun üzerine eklenebilir mi? Eklenebilir. Çünkü enflasyonun yüksekliği aslında bir noktada yeni enflasyon yaratımı noktasında da o fiyatlama davranışlarına etki ediyor. Fiyatların yükseleceği beklentisiyle talep evet, öne çekiliyor ve maliyet enflasyonu üzerine talep enflasyonu ekleniyor. İşte merkez bankaları bundan kaçmak istiyor. Zaten Rusya krizi olmasaydı Fed Mart ayında 50 bas puan adımı atacaktı. Ama şu an görünen o ki atılan adımlar yavaş kaldıkça, eğri gerisinde kaldıkça daha sert adım atma gerekliliğini de bu noktada ortaya çıkartıyor. İşte Mayıs, Haziran Fed'in tabii nereye doğru varacağı nötr faiz konusunda
önemli. Evet. Yani 2,5 şu anda aslında projekte edilen uzun dönem için bakıldığında işte oraya doğru ne kadar kısa sürede gideceği önemli. Bu sertlik, genel agresyon konusunda Mayıs-Haziran toplantısı ya da yıl sonuna kadar olan 1-2 toplantıda bazı faiz artışlarının 50 bas puan olması ihtimali bu yüzden artmış durumda. Peki doların gidişatı ve seyrine bakacak olursak özellikle küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü revizyonlar, enflasyonist baskılar, tahvil getirilerindeki bu yükselişler, tüm bu ayrıntılar küresel anlamda doların güçlenmesine de sebep oluyor. Hatta haftaya güçlü bir dolar senaryosuyla başladık. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde özellikle gelişen ülke para birimlerine karşı bir performans analizi yapacak olursak ne dersin? Şimdi tabii gelişen ülke paralarında evet ruble biraz klasman dışı kaldığını düşünecek olursak yani konvertibilitede şu an malum yaptırımlar, rezerv paralizasyonu gibi noktalarda çok standart dışı aşamalara doğru geldi. Verilecek politika tepkileri önemli. Mesela Türkiye gibi örnekler var. Bu sıkılaşma denkleminin dışında kalan yani şu an gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda almakta oldukları gardın dışında uygulamalar yapan, alışılmışın dışında bir ekonomi perspektifi yapan ve genel olarak o döviz girişi etkisini ihracatla yatırımla sağlamaya çalışan bir Türkiye örneği var. Malum aslında liranın çok önemli hassasiyeti de buradan geliyor. Merkez Bankası'nda da hani son yapılan açıklamalar, son PPK'da bir perspektif değişikliğinin şu aşamada olmadığını ve enflasyona ilişkin jeopolitik riskler hafiflediği zaman daha istenen bir patikaya oturacağına yönelik varsayımlar var. O yüzden orada öyle bir sıkılaşma sinyali almıyoruz. Ama genel itibariyle bakıldığında hani Brezilya olur ya da daha başka ülkeler olur. Şu anda bu enflasyon hem tabii ki Amerika'dan gelecek finansal piyasa sıkılaşma koşulları ve aynı zamanda elbette emtia enflasyonuna, maliyet enflasyonuna bağlı olarak daha yüksek faiz ihtiyacı ön plana çıkmış durumda. Gelişen ülkelerin de aslında bu noktada atraksiyonlarını bunlar belirleyecek. Yani sermaye hareketleri biraz aleyhe dönecek görünüyor. Hani Rusya'dan oluşan piyasa açıklığında nasıl bir alokasyon olacak elbette o önemli. Orada ülkelerin yatırım hikayeleri ön plana çıkacak ama bir de tabii ki üçüncü taraf ülke olmaları itibariyle de o etkiyi hesap etmek gerekiyor. Ama genel durumda o getiri yarışı gelişmekte olan ülkelerin pozisyonu şu noktada etkileyecek ana olgu olarak görünüyor. Emre Erkan çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. TR Yatırım Baş Ekonomisti Emre Erkan'la birlikte tahvil piyasalarındaki yükseliş ve gelişen ülke para birimlerine yönelik değer kayıpları, tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte. Serdar, iyi haftalar. Teşekkürler. Bu haftaya taşıdığımız majör senaryo yine aynı tahvil getirilerindeki yükseliş. Sen bunun işaretini etmiştin. Hatta bir ay öncesinde de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kritik bir noktaya ulaştığımızı söylemiştin. Bugüne geldiğimiz noktada ise 5 yıl ve 30 yıl vadeli tahvil getiri farkı 2006'dan bu yana ilk kez negatif bölgeye dönmüş durumda. Dolayısıyla ayrıntılı da bir grafiğin var. Ne anlatırsın bize? Evet tabii şimdi ilk planda herhalde uzak doğuda yaşananları bir miktar özetlemek gerekiyor. Japon Merkez Bankası'nın yaptığı sınırsız tahvil alımı müdahalesi ki orada son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar yen paritesi bunun ciddi şekilde yansımaları var. Ekonomi resesyondan kurtuluş çabası içerisinde ama orada da bir enflasyon tehdidi baş göstermiş durumda. Amerika ile Çin arasında Çin yuanının verdiği faiz ve Amerikan dolarına karşı elde edebilecek faiz işte 2 yıllık 3 yıllık swap faizlerine vesaire bakıldığı zaman orada yuanın belirgin bir faiz avantajı vardı. Ama şimdi bu yakın zamanda grafiğin sağ tarafında da görülebileceği üzere yaşanan tüm vadelerdeki sert yükselişle o yuanın faiz avantajı da ortadan kalkmış oldu. Buna ilişkin hatırlanacağı üzere hani Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkeler bir miktar sıkılaşmaya gidecek ama hani Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve onun sergileyeceği gevşek para politikası belki bir miktar dengeleyici olabilir gibi bir argüman da vardı. Şimdi hani artık bunun da biraz sallantıda olduğunu görüyoruz. Enflasyon tehdidi her alanda kendini gösteriyor ve tüm merkez bankaları da buna mukabil elde edildikleri kadar bir karşılıkta cephe kazanmaya çalışıyorlar, müdahale etmeye çalışıyorlar. Tabii Amerika'da hali hazırda sadece biz enflasyon beklentilerini ve Fed şu kadar faiz arttırabilir. Yani ilk faiz arttırımı geldi ama yılın geri kalanında 2 tam puan arttırır, 2,5 arttırabilir. Yani peşi sıra birkaç 50 bas puan arttırım gelebilir gibi senaryolar var. Henüz bunların hiçbirinin içerisinde bilançoyu şuradan şuraya daraltır yok mesela. Çünkü bakıldığında Fed hani bu ayda yani içinde bulunduğumuz ay daha bilançoyu genişletmeye devam etti. Yani 9 trilyon dolara iyice yaklaştırdı. Dolayısıyla bu önemli. Şimdi
Ekonomi içerisinde sağlıklı bir getiri eğrisi nasıl olur? Kısa vadelere daha düşük getiri, uzun vadelere doğru gittikçe bir vade risk priminden ötürü kredi verenler, devlet tahvili satın alanlar daha yüksek bir getiri arzu eder. Eğer bir ekonomide orta uzun vadeli resesyon beklentisi yoksa. Şimdi grafiğimizde 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirilerini aldık. Şimdi ilk planda bu 1 yıllık, birkaç yıllık bir grafik bakıldığında her şey normal gibi gözüküyor. Yani vadeler olması gerektiği gibi daha uzun vadeli tahvil daha yüksek bir getiriye sahip. Şimdi ama son dönemde yani Fed'in işte varlık alımlarını sonlandırırım makas daralmaya başladı. Sert önlem alabilirim daha da daralmaya başladı. Şimdi hani birkaç 50 bas puan arttırım gelebilir. Ha artık bu belki piyasalar için hani resesyon artık kapıda sinyalinin belirmesiyle beraber senin de bahsettiğin 5-30 yıl önemli bir makas. Onun 2005-2006'dan bu yana ilk defa terse dönmesi yani 5 yılın 30 yılın üzerinde bir getirili piyasada işlem görmesi, 2 yılın 10 yılın üzerine çıkmaması ama aradaki makasın oldukça daralması yani şunların bu kadar bir araya gelmesi bir ekonomide çok fazla işlerin yolunda olmadığını orta uzun vadeli alınan önlemler çerçevesinde yani şimdi bir taraftan tabii faizleri arttırıyor ama diğer taraftan da teşvik paketleri, altyapı harcamalarıyla ekonomiyi bir resesyona sokmama yönünde de bir takım tabii girişimleri var. Biden yönetiminin yani yaklaşan ara seçimler vesaire öncesinde tabii kimse ekonomiyi resesyona sokmak istemez. Dolayısıyla bunlar yakından takip ediliyor. Tabii sadece Amerika tarafında değil yani bakıldığında dünyada negatif faizli tahvil stoğu 3 trilyon doların altına geriledi. Avrupa'ya bakıyorum. Ama Almanya'da 0.59'lara geldi 10 yıllık. Yani Avrupa'da 5 yıllıkların tamamı pozitife geçti. 2 yıllıklarda belki sınırlı negatif faizli işlem görenler var ama enflasyon tehdidi artık iyiden iyiye her yerde kendini gösteriyor. Ve gelişmekte olan ülkeler üzerine de bunun kaçırılmaz yansımalarını görüyoruz. Yani çift tanede işlem gören kendi para birimi cinsinden ülke sayısı giderek artıyor. Yani biz tabii ki kendi getiri eğrisi enflasyon beklentisi doğrultusunda farklı bir boyuttayız. Yani biraz daha ciddi şekilde ayrışmış durumdayız negatif yönde enflasyon beklentileriyle. Ama diğer gelişmekte olan ülke faizlerinde de bu Amerikan tahvil piyasasındaki hem kısa vadede yaşanan hem de yılın geri kalanında olası FED aksiyonuyla beraber yaşanabilecek gelişmelerin giderek peyderpey fiyatlandığını görüyoruz. Tüm bu senaryolarla birlikte ABD dolarının da haftaya güçlü başladığını söyleyebilir miyiz? Evet yani orada çok kritik 100 seviyesi dolar endeksi olarak ve tabii bunun ana belirleyicisi Eurodolar paritesinde de 1.0850 yani 1.0850'nin altına ya da 100'ün üzerine tabii 100'ün üzerine bakıldığında sterlin doların 1.30 aşağı kırmasıyla da olur dolar yende. 125'lere aşılıp öyle 140'lara doğru tarih zirvede doğru bir aksiyonla da başlayabilir. Yani neyi tetikleyeceğini söylemek çok zor ama 100 seviyesi oldukça önemli dolar endeksi açısından. Dolar endeksinde 0.36'lık yukarı yönle birlikte 99.15 yüz sınırında olduğunu yine söyledi. Serdar çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Evet bugünün özelinde riskli varlıklar ne tarafa doğru evrilecek? İnfo yatırıma gidiyoruz ve Yunus Şahin bizlerle birlikte. Yunus hoş geldin yayına. Günaydınlar dilerim. Şimdi bir tarafta aslında tahvil ve tahvil piyasalarındaki satışları takip ederken diğer tarafta bunun hisselere olan yansıması ne boyutta olacak? Borsa İstanbul 4 haftalık kazancını üst üste taşıdı ama sınırlı da olsa Cuma günü özelinde negatif bir seyir söz konusuydu. Bugün beklentimiz nedir? Evet, günaydın, iyi yayınlar. Haftaya yani endeksler açısından baktığımızda negatif bir ortamla başlıyoruz. Ana etken tabii Amerikan tahvil faizlerinin 10 yıllıkların %2,5'ların üzerine çıkmış olması. Diğer taraftan da Çin endişeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Çin'in sıfır vaka politikası gütmesi büyüme üzerinde, küresel büyüme üzerinde de ciddi bir risk oluşturuyor. Burada da Şangay artık ikiye bölündü ve bir kısmı şehrin karantinaya alındı. Petrol fiyatlarına çok sert satış geldi bu sebeple. Burada büyümenin emtialar üzerinde bir baskı yaratması bekleniyor. Büyüme endişelerinin daha doğrusu. Bunun negatifliğiyle Asya'da zaten bir düşüş vardı. Diğer taraftan tabii tahvil faizinin 2,5'ların üzerine çıkmasıyla birlikte bunun bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Hem S&P, Nasdaq, Dow'da %0.5'a yakın düşüşler var. Benzer düşüşleri Avrupa endekslerinde de görüyoruz. İçeriye Borsa İstanbul'a baktığımızda bizde de Cuma günü özellikle kapanış saatine doğru satışların geldiğini gördük. Burada aslında özellikle finans sektörü şirketlerinin, bankaların satış yediğine şahit olduk. Bunun da sebebi buradaki kurumlar vergisinin kalıcı olarak %20'den 25'e çıkarılabileceği söylentileri. Bu haberlerle birlikte bankacılık endeksinde satış gördük. Bu da endeksin 2200'lere yaklaşan endeksin 2175 seviyesinde kapatmasına sebep oldu. Buradaki baskının bir süre daha devam edeceğini görebiliriz. Bankaların
ne kadar ucuz olduğunu ve tarihi olarak en düşük çarpanlarda işlem gördüğünü, yıl sonu karlarına göre 2 FK'nın altında işlem gören özel bankaların olduğunu söylüyorduk endeks tarafında. Tabii buradaki vergi tarafında bir düzenleme gelirse, buradaki kurumlar vergisi arttırılırsa, tabii çarpanların da yani beklenen çarpanlarının bir miktar yukarı gideceğini söylemek lazım. Bu da bir satış baskısı getirecektir. Ama çok da fazla etkilemesini beklemiyorum açıkçası. Burada kar satışlarının gelme ihtimali elbette var. Ama yine de ucuzluğun devam ettiğini söylemek lazım. Hem Borsa İstanbul'un geneli için hem bankacılık endeksi için. Burada 2150 seviyesi önemli bir destek şimdilik. Endeks tarafında takip etmemiz açısından baktığımızda. Bunun altına doğru sarkmaların çok olacağını sanmıyorum. En azından bugün için kar satışları elbet görülecektir küresel piyasalara paralel olarak. Ama Borsa İstanbul son 4 haftadır sürdürdüğü pozitif trendini bir aksilik olmazsa bu haftada sürdürecektir. Burada zaten var olan ucuzluğun performansı yukarı doğru itmesini hala bekliyoruz. Kur tarafına bakacak olursak tabii tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte endeksin de yukarı gittiğini görüyoruz. Haftaya başlarken 14.84'ler seviyesinde bir kur var. TL şimdilik güçlü duruyor diyebiliriz. Yani dolara karşı bugün için bir değer kaybı yok. Son zamanlarda da aslında güçlü durdu diyebileceğimiz bir ortam var. Burada 14.84'lerdeyiz. Euro TL'ye baktığımızda 16.27'ler. Burada tabii dolar için 15 kritik bir rakam. Hem psikolojik olarak önemli bir rakam, hem de teknik olarak, direnç olarak da öne çıkan bir rakam. Dolayısıyla burayı takip ediyoruz. Ancak şimdiye kadar güçlü durduğunu da söyleyebilirim. Endeksinin haftaya bir miktar negatif başlamasını küresel piyasalara paralel olarak bekliyoruz. Ancak dediğim gibi haftanın geneli için birazcık daha olumlu tarafta kaldığımızı söyleyebilirim. Yunus, son olarak şöyle 30 saniyem var ama sektörel bazda öne çıkan bir sektörü gözlemler misin? Çünkü bankacılık tarafını da geçtiğimiz hafta yine takip ettik yakından. Ne dersin? Evet, bankacılıkta tabii bu vergi konusu önemli. Orada yani kalıcı olarak %25'e çıkarılırsa vergiler, oradaki satış baskısının sürdüğünü görebiliriz. Bugün özelinde havacılık bir miktar öne çıkabilir. Çünkü özellikle bu Çin'deki kapanma dolayısıyla petrol fiyatının sert şekilde geri geldiğini gördük. Bu geri gelen petrol fiyatları da havacılıktaki maliyetler açısından son dönemde çok yakından takip ediliyordu. Özellikle enerji kriziyle birlikte artan fiyatlar hep havacılık endeksinde baskı oluşturmuştu. Dolayısıyla burada düşen petrol fiyatlarının da havacılık tarafında bir miktar olumlu bir tepki getirmesini bekleyebiliriz gün özelinde. Ve diğer tarafta dediğim gibi finans sektörü şirketleri baskı altında kalabilir. Çok teşekkür ediyorum Yunus Şahin. İyi seanslar diliyoruz sana şimdiden. Evet, Çin'de artan vaka sayıları aslında petrol ve hisse senedi tarafında etkili olurken diğer tarafta ise küresel büyümeye yönelik ve enflasyon baskı tahminleri hem hisse tarafında hem de tahvil tarafında etkili olmaya devam ediyor. Dolar haftaya güçlü başladı. 99'un üzerinde seyrini devam ettiriyor. Diyerek programı burada noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.